Yüzey gerilim metotlarını daha evvel de vermiştik. Özellikle Wilhelmy Leffa yine halka yöntemi, damla hacmi yöntemi, damla ağırlığı yöntemi, damla sayma yöntemleri vermiştik. Bu kalıcı yer çekimi kuvvetini damla hacmi ve damla sayısı içerisine girir. Yani sonuç olarak şu anda 3 tanesini vermiş olduk. Birkaçını daha vereceğiz. Yöntemlere baktığımızda geometrik metotlar ve kuvvet metotlarımız var. Geometrik metotlarda damlaların şekillerini inceleyerek bir sonuç çıkarıyoruz. Force'ta da kuvvet ölçümü yapıyoruz. Bununla ilgili olarak yan şekilde bir 5'e bölünme yapmışız. Bir kuvvet ölçümü mikro terazi ile hani tartma kuvveti ölçme kısmımız var. Yine kılcal basınç ölçümü yöntemlerinde maksimum kabarcık basıncı yine büyüyen damla metodu var. Kılcal yer çekimi kuvvetlerinde kapilerde yükselme bugün işlenecek. Damla hacmini daha evvel yapmıştık. Yer çekimini bozulmuş damla, durgun ve asılı damla var ki bugünkü dersin konusu onlar. Damlanın bozulması takviye ile beraber söz konusu olabilir. Bir tarafta yer çekimi var 4'te. Burada da dönen damla ve mikro pipet. Burada da dönen damlayı size aktaracağız. Damla şekli metotlarına baktığımızda bunlar daha evvel de anlattığımız gibi geometrilerine yine damların şekline göre bir analiz yapıyor. Durgun damlamız varsa bir yüzeye bir damla damlatılmış ise burada temas yüzeyi ve yüzey gerilimi, ara yüzey gerilimi ölçülebilir. Yine asılı bir damla varsa bir kılcal borudan damlama safhasına gelene kadar asıl son kopmadan bir önceki adımda yine bu ölçümü yapıldığında yine yüzey gerilimi ve ara yüzey gerilimi ölçümü yapılabilir. Yine baktığımızda durgun damla ve asılı damla metodu sıklıkla kullanılır. Özellikle durgun damla metodu yüzeyleri karakterize etme olarak çok önemli bir metot. Temas açısı ölçülmesi, hidrofilik, hidrofobik yüzeylerin analiz edilmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. In order to perform Burada bir scientific experiments of wet and jet cihazımız fusion, var. you need a contact or instrument which performs measurements Bu cihazımızda precisely. However, durgun damla this is yöntemini only half görüyorsunuz. of the Gördüğünüz battle. gibi bir iğne You bir also need damla an equally finely bırakıyor tuned piece buraya of software. ve bunu Enter ölçüyor. advance. In advance, a new measurement follows the four steps of a standard scientific workflow, from preparing the parameters and running the measurement to reviewing the results and analyzing the data. Damlayı Our software damlattıktan sonra guides you through the workflow analizlerini four steps, yapabiliyoruz which ve are clearly buralardan organized as bize subtiles. sonuçlar At Cruise, veriyor. we Gördüğünüz strive gibi to make birçok damla scientific measurements yapabiliyor faster ve and bunların easier çoklu by making advanced analizini support yapabiliyor. every degree of automation, from manual wetting tests to fully automated surface-free energy measurements with several liquids. Even accessories like an external Farklı tilting table açılardaki can be fully damlaların automized. sergilediği özelliklere Inside bakılıyor. Advance, everything can be operated using shortcut keys mapped out onto our specially designed and developed keyboard. When it comes to speed, all it takes is one click and less than a second for a complete SFE measurement using Advance in combination with our unique liquid needle dosing method, which is included in our mobile surface analyzer, MSA, and optional for our stationary drop shape analyzers. Advance automatically fits a young Laplace, Farklı ellipse, yöntemler tangent, or kullanılabiliyor. circle shape around Bu first drop, yöntemlerle or sonuçlar uses the elde drop's height edilebilir. and width to determine a contact angle, Biz buralara which is çok fazla used to girmemeye calculate the çalışıyoruz surface-free açıkçası. energy of a surface, including its polar and dispersed components. And the analysis of the data calculated in advance is very thorough. The wettability characteristics of your surface are displayed in the form of a wetting envelope to help you predict the wetting behavior of other liquids on the surface. Moreover, every different measurement you make can be directly compared with each other using the comparison tool. Simply select which measurements to compare, and new graphs, charts, Farklı and farklı tables are damla created for damlatılıyor ve easy onların comparison. sonuçları sürekli
kontrol edilir, ortalaması alınabilir. Gördüğünüz gibi damla düştü ve açılarını cihaz hemen hesaplayabiliyor. All you have to do is press pause, go back to define a section of the live view video, and take a measurement using the automatically saved video frames. Or the results by drop tool, which automatically makes multiple measurements of the same drop and calculates the mean contact angle and the standard deviation for that drop. Temas açısını ölçüyoruz burada yine sürekli. Sıcaklık burada önemli parametre. Sıcaklıklar kayıt altında tutuluyor. Analyze tool is there to assist you. It is ready to automatically run all of the recorded drops back through the analyzation program so that all of the reanalyzed data now reflect the changed parameters. Analyzing even a complete surface is not a problem. The contour plot heat map visualizes your data into an intuitive values map of the sample thanks to parametric color coding and sophisticated data overlays, which ensures simple analysis so that even your largest challenges have quick and comprehensive solutions. But Advance isn't only for measuring contact angles. Using the pendant drop technique, you can also calculate the interfacial or surface tension of the liquids themselves, allowing you to address all of your surface treatment, cleaning, and coating needs with one intuitive piece of software. Burada da asalı damla metoduna bakıyor açıkçası. Asalı damla metodunda. Developing our powerful software, Advance, we at Krus are happy to support you. Evet, sonunda asıl damlayı gördük. Onun analizini nasıl yapıldığına baktık. Biraz daha detaylıca bakalım. Asılı damla yöntemi ya da sarkan damla yönteminde. Tabi bunları damla ağırlığı ve damla hacim metoduyla karıştırmamak lazım. Orada bir kopma söz konusuyken burada kopmadan evvel bir denge anındaki ölçüm söz konusu. Bu yüzey gerilim ölçümlerinde ufak tefek tabii sınırlamalar var. Bunları en son toparlama dersinde yine bir tablo olarak vereceğim. Ölçümleri biraz kıyaslayabileceğiz orada. Genel olarak durgun damla, dönen damla ve asılı damla yöntemleri kullanıldığında erimiş metallerin ve viskoz çözeltilerin yüzey gerilimlerini ölçmek zordur ama bunları bu yöntemlerle ölçebiliyoruz. Bu yöntem çoğunlukla metallerin alaşımları, yine protein çözeltileri ve polimerlerin yüzey gerilimini ölçümünde kullanılıyor. Asılı damla tekniği oldukça hassas, statik ve dinamik ara yüzey gerilimi ölçümlerinde kullanılabilir. Yüzey gerilimi ölçümlerinde de kullanılabilir. Bunu da söylemiş olabiliriz. Yüksek sıcaklık ve farklı basınç değerlerinde de ayrıca ölçümler yapılabilmektedir. Sarkan damla yöntemi cihazında kullanılan 3 bileşen var. Bunlar bir kere mikroşırınga. Bu mikroşırıngadan damlanın düşmesi için şırınganın o itici kısmı vida adımlı olması gerekiyor ki damlaları daha denge pozisyonuna gelmesi kolaylaştırılsın. O kısımda damlalar düşmeden dengede yakalanabilsin. Sonra bir görüntüleme kısmı var. Bir dijital kameramız var ve bu dijital kameradan çıkan değerleri hesaplayabileceğimiz bir formül üzerinden hesaplayabileceğimiz bir veri toplama ve değerlendirme kısmı var, program kısmı var. Birçok damlayı peşin sıra damlatarak, dengede tutarak ölçümler yapabiliyoruz ve sonuç olarak daha doğru değerler ya da farklı sıcaklıklarda daha doğru değerler alabiliyoruz. Tabi burada cihazda görüyoruz. Bu iki türlü hem sarkan damla hem de durgun damlayı ölçebiliyor. Farklı şırıngalar var. Bu şırıngalardan ölçüm alınabiliyor. Bilgisayar bağlantısı var. Şırınga sistemini görüyorsunuz. Buraya şırıngalar bağlanabiliyor ve damlaların buradan üretilmesi sağlanıyor. Yine numunenin nasıl damlatıldığı üstteki şekilde var. Bir durgun damla metodu. Kamera buna direkt karşıdan görüyor ve ölçüyor.
Bir videomuz var. Buna bakalım. Serkan Damla metodu. Liquid drop suspended from the end of a tube in air or a lower density liquid. İkisi için de kullanılabiliyor aslında ama bakın kapillerde büyüyen damlayı görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi o büyüyen damlayı biz çok iyi kameralarla görüyoruz ve ölçümümüzü bu hem yer çekimi hem yüzey geriliminin dengede olduğu kopmadan önceki anda dengede olduğu durumda biz damlanın profilini inceliyoruz ve buralardan geometrisinden bir sonuçları elde ediyoruz. Evet, damlanın şekli bizim için nasıl önemli olabilir? İşte burada görüyoruz D ve DS değerlerimiz var. Bu DS bölü D değeri bize S veriyor. S aslında şuradaki formüldeki H'a geçiş için kullanılıyor. S'ye bağlı bir değer olan bir H değerimiz var. Bu H değerleri de ayrıca özel tabloda veriliyor. Yüzey gerilimi eşittir. Damla çevresi arasındaki yoğunluk farkı yer çekimi çarpı tepedeki damlanın ekvatoryal çapının karesi bölü H dediğimiz değer ve buradan da biz yüzey gerilimini bulabiliyoruz. Burada Young-Lafaz eşitliği kullanarak bir değerlendirme yapıyor ve yüzey ara yüzey gerilimi ölçülebiliyor. Yine burada da karakterize edilmiş tam olarak A, B, C, D, yine O, D, S, D değerlerini görebiliyorsunuz. Ekvatoryal çap dediğimiz D değeri, yine D, S değerleri yine buralarda mevcut. Lütfen burayı okuyunuz sizler de. Daha evvelki kısımlarda hep geçmişti. Aslında bir damla yere düştüğünde bu damlanın alacağı şekil bizim için önemliydi. Yüzeye göre tabi bu değişebilirdi ama eğer cam yüzeyi gibi düşünürsek küresel mi, dağılıyor mu, nedir bunun durumu? Bu bizim için önemliydi. İşte bu durgun damla tekniğinde bu damlanın şekli incelenmesiyle çeşitli sonuçlara gidebiliyoruz. Bir damla tabi neden küresel olmak isterdi? Bunun için şöyle bir açıklamamız olmuştu temel anlamda. Tabi yüzeydekiler dengelenmemişti. Her tarafında moleküller ile sarılı değildi. Şu mavi şekilde baktığınızda. Ama iç kısımlarındaki her tarafından sarılıydı. Sonuç olarak yukarıda dengelenmemiş bir kuvvet var. Moleküller var ve bunlar da kararsız bir yapı oluşturuyor. Bu yüzden de şunu istiyor. Ben diyor daha az bir yüzey oluşturmam gerekiyor diyor. Daha az yüzey oluşturarak moleküllerim dışarıda kalmaz. Dengelenmemiş olan moleküllerim dış kısımlarda kalmaz. Onlardan birkaçını da içeri çekersem çok da mutlu olurum diyor. Ve böylelikle bu için hacim olarak yüzey alanı hacim ilişkisine baktığımızda hacim ve yüzey alanında en düşük yüzey alanına sahip olan birçok geometrik şekil arasında küresel şekil en az alana sahip olduğu için çevresel anlamda yüzey alanına sahip olduğu için en kararlı olan bu yapıya doğru geçiş yapıyordu ve böylelikle de küresel olmak istiyordu. Fakat yer çekiminin etkisi yüzeyin de kendisinin yapısıyla beraber bu küre formlar değişiklik gösterebiliyor damlanın büyüklüğüne göre. Yerçekimi daha fazla etkileyecek çünkü damlanın büyüklüğüne göre, yüzeyin büyüklüğüne, yüzey gerilimine göre, yine sıcaklığa göre bu damlanın şekillerinde değişiklikler olabiliyordu. Biz de bunu analiz ediyoruz açıkçası durgun damla yönteminde. Burada da az demin açıkladığımız şekilde biraz daha farklı, termodinamik olarak biraz daha farklı açıklamalar var. Belki az demin anlattıklarımıza içeren açıklamalar var. Burayı da okuyabilirsiniz. Baktığımızda durgun damla yönteminde tabii bir damla yüzeye damlatıldığında
katı yüzeyi sıvı ve gaz arasında bir denge oluşuyor. Bu denge oluştuktan sonra burada bir değme açısı, temas açısı dediğimiz teta ile gösterdiğimiz bir açı oluşuyor. Bu teta olarak sürekli verilir. Eğer bu teta açısı 90'dan küçükse sıvının katıyı ıslattığı söylenir ve buna ıslatan sıvı denir. Buradaki katı yüzey bizim için tabii önemli. Hidrofilik bir katı mı, yüzey mi, hidrofobik bir yüzey mi? Evet, eğer bu teta açısı yüzeyin özelliğine göre değişebilir burada her şey. Tekrar edelim. Teta açısı 90'dan küçükse sıvının katıyı ıslattığı, yani ıslatan bir sıvı olduğu söylenir. Sıfır temas açısı söz konusuysa tam ıslatmayı temsil eder ve bunlar değdikleri, bu damlatıldıkları yüzeyde kendiliğinden yayılır. Teta açısı sıfır olursa kılcal sıvı burada tamamen yayılır ve yüzeyi tamamen ıslatır. Buna da yine biz ideal ıslatan ismini veririz. Bu teta açısı 90'dan büyükse, görüyorsunuz soldaki gibi, 90'dan büyükse buna yüzeyin ıslanmadığı, yani ıslatmayan sıvı ismi verilir. Civa gibi değme açısı 90'dan büyük olan sıvılar değmekte oldukları katı yüzeyinde küçük damlacıklar halinde bu yüzden kalmaktadır diyebiliriz. Şimdi buraya bakıyoruz. Her iki damlada su. Peki ne değişti? Burada ne değişmiş olabilir? Bunu tartışmamız gerekiyor. Acaba sıcaklık mı değişti? Suyun içerisine bir şeyler konuldu da suyun özelliği, yüzey gerilimi mi değişti? Yoksa damlatıldıkları yüzey mi değişti? Burası bizim için önemli. Şimdi baktığımızda bir damla, tabii bir yere damladığında yüzey gerilimi, tabii yer çekimi etkisi var. Fakat damladığı yerle de alakası var. Yüzeyde nasıl bir etkileşim oluyor? Katı sıvı etkileşimleri, katı sıvı ara yüzeyinde nasıl, neler oluyor? Bunlar önemli. Burada temas açısı sıvı sıvı etkileşimleri ile katı sıvı etkileşimleri yakından ilgili. Zaten gaz sıvı ya da gaz katı etkileşimleri çok ağırlıkta olan etkileşimler değildi. Gaz moleküllerinin birim hacimde olma ihtimalleri daha zayıf olduğu için bu etkileşimler de zaten oldukça küçüktü. Biz kohezyon kuvvetleri dediğimizde sıvı sıvı etkileşimlerden bahsediyoruz. Eğer adezyon kuvvetleri dersek de bu damlatıldıkları yüzeydeki katı ile sıvının etkileşimleri diyoruz. Sonuç olarak eğer bir damla bir yere damlatıldığında bu damla yüzeyi ıslatmıyorsa, yani temas açısı, teta açısı büyükse bu ne anlama geliyor? Sıvı sıvı etkileşimleri, yani kohezyon etkileşimleri büyüktür. Adezyon etkileşimleri, yani katı sıvı etkileşimleri. Sıvı sıvı etkileşimleri ne kadar büyük olursa küresel yapı o kadar sağlam tutunur. Ama bu katı sıvı olan arasında olan etkileşim büyürse bu yapı, küresel yapı bozulma eğilimine gidecektir ve yüzeyde yayılacaktır, yüzeyi ıslatacaktır diyebiliriz. Başka bir ifadeyle büyük bir temas açısı sıvı katı çekim kuvvetinin azlığını, küçük bir temas açısı ise bu kuvvetlerin büyük olmasının, yani adezyon kuvvetinin daha büyük olmasını, kohezyona göre daha büyük olmasını bize gösterir. Tabi burada yüzeyin pürüzsüzlüğü, yüzeydeki safsızlıklar temas açısını önemli şekilde değiştirebilir. Şimdi yan taraftaki
Tabloya bakalım. Su, etanol, dietileter, karbon tetraklorür, gliserol, asitik asit malzemelerimiz var. Bunlar neye damlatılmış? Soda camına ya da kurşun camına ya da kuars camına damlatıldığında bunların açıları sıfır. Yani 90 dereceden küçük, tam ıslattığını, yüzeyde yayıldığını söyleyebiliyoruz. Pekala, suyu bir silver dediğimiz gümüşün üstüne damlattığımızda nedir? 90 derece, neredeyse ıslatmayan sıvı. Parafin dediğimiz, parafin wax dediğimiz, hani mum, mum düşünün. Bunun üstüne damlattığımızda 107 derecede, yani ıslatmıyor. Hatta nedir? Biz kışları işte ayakkabıya mum sürersek, değil mi? Su geçirmez deriz. İşte su geçirmemesinin sebebi tam olarak şuradaki 107 derecelik açıyla ilişkilidir. Demek ki su etkileşimleri o kadar büyüktür ki parafin su etkileşimlerinden bu küresel formu daha kuvvetli tutacaktır. Yine yer çekiminin etkisine rağmen, ama üst kısmında soda camıyla beraber etkileşim girebiliyor. Demek hidrofilik karakteri daha yüksek soda camının ve böylelikle de bir yayılma, yani katı sıvı suyla soda camının etkileşiminin büyüklüğü sebebiyle de yayılma gerçekleşiyor. Metil iyodür var burada. Metil iyodürü damlatınca farklı alanlara, yerlere yine temas açısı değişiyor. Civayı bu sefer suyu damlattığımızda yayılmıştı. Civayı damlattığımızda bakıyoruz, civa 140 derecelik bir açı yapmış ve oldukça yüzeyi ıslatmayan bir hale gelmiş. Arkadaki sorunun cevabı tabii ki de bu tablodan da anlaşılacağı üzere yüzeydeki malzemenin cinsi. Belki arka tarafta parafin yüzeye damlatma ve diğeri de soda camına damlatma şeklinde olabilirdi. Ya da yüzeye aktif malzeme eklenmiş olabilirdi. Ya da sıcaklıkla bu açı değiştirilmiş olabilirdi. Evet, buradaki anlattıklarımız, yine gördüğünüz gibi açılar var. Eğer bir su damlamız varsa, yine arkadaki anlattığımızı tekrar etmiş olalım. Şekiller üzerinden su damlamız varsa, bunu biz bir yüzeye damlatıyor isek, bu yüzeyde yayılma eğilimi gösteriyorsa yüzeyin hidrofilik karakterde olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Eğer damlattığımız yüzey, suyu damlatıyoruz, sürekli su burada. Eğer damlattığımız yüzey hidrofobik ise bu damla şekilleri daha net görülür ve hidrofobik bir yüzeyin olduğunu buradan anlayabiliriz. Eğer sıvı tamamen yayılıyorsa teta açısından sıfır olduğunu, hiç bir şekilde yayılmıyor, küresel bir, tam bir küresel form elde ediyorsa da ıslatmayan sıvı olduğunu söylüyoruz. Tabii bunlar uygulama olarak çok önemli. Teflon tavanın yüzeyinin herhangi bir yapışma olmaması, bu gıda pişirmelerinde çok sıklıkla kullanıyoruz. Bu denli önemli olması da tabii bu özelliklerinden kaynaklanıyor. Yine bir ıslanmayan kumaş, değil mi? Yağmurluk yapıyoruz, onun üstünde su şıpır şıpır damlıyor, üzerinde tutunmuyor, çekmiyor. Demek ki burada biri hidrofobik, biri hidrofilik bir yüzey yapıyoruz. Daha sonra ki ilerleyen slaytlarda da yine birkaç bir şey var, onları da göstereceğiz. Durgun damla yöntemine baktığımızda, şimdi biraz daha konunun ön kısmını anlatmış olduk. Katı bir yüzey üzerine yerleştiren damların şekilsel analizini yapıyoruz. Temas açısı burada belirleniyor. Bu temas açısından ilerleyerek farklı yüzey gerilimi ve ara yüzey gerilimi tabi hesaplanabilir. Yine ıslanabilirlik, emilim hesaplanabilir zaman olarak. Zamanında ne kadar ıslandı, zamanla ne kadar emildi gibi ölçümleri de buradan yapabiliyoruz. Katı, düz bir yatay plaka, eğimli bir plaka, dikey bir plaka veya ince bir tüpün duvarı olabilir buradaki bizim yüzeyimiz.
Bu temas açısı belirleme yöntemi prensibi olarak tabi basit. Ancak doğru ölçüm yapmak için biraz özen göstermek gerekiyor. Temas açısı küçük olduğunda durgun damlanın gözlenmesi zor oluyor ve böylelikle de sonuçlar iyi çıkmayabilir. Bunu da söylemiş olalım. Bu yüzden de 90 dereceden daha büyük temas açısına sahip olan ölçümlerin yapılması daha doğru sonuçları veriyor. Şimdi baktığımızda burada Young denklemi bizim için önemli. Young denklemi diyor ki bir diyor sıvı diyor bir yüzeye damlatırsa katı sıvı gaz arı yüzeyleri evet sıvı gaz arı yüzeyi katı gaz katı sıvı arı yüzeyi etkileşimleri denge haline geldiğinde bunların yüzey gerilimleri değerlerine göre bir kosinüs teta yani temas açımız oluşuyor. Biz buradaki temas açısını yüzey gerilimleriyle direkt olarak ilişkilendiriyoruz. Tabi baktığımızda temas açısı çalışmaları için en yaygın kullanılan yöntem bu. Bir açı ölçüm merceğiyle donatılmış ganyometre mikroskobu veya uygun bir büyütme merceğiyle donatılmış bir video kamerayla damlanın bu açısı ölçülebiliyordu. Ne demiştik? Islatan sıvılarda çok iyi sonuç vermiyor. Biraz 90 derece ve üstündeki açılar biraz daha iyi sonuçlar veriyor demiştik. Burada temas açıları işte yine farklı süreler aralıklarla ölçülebilir. Yine farklı sıcaklıklarda temas açıları ölçülebilir. Bu tip değişiklikler yapabiliyoruz. Tabi burada damlatılan yüzeyin pürüzlü ya da heterojen olması damlaların farklı farklı yerlere de damlatılan damlaların temas açılarını da değiştirebilir. O yüzden bu yöntemle çalışılan yüzeyin homojen olması lazım. Heterojen olursa yanlış ölçümü alabiliriz. O yüzden birkaç yeri damlatarak bu homojenlik testi ya da analiz yapılacak yüzeyin hidrofobik ya da hidrofilik karakteri yüzey gerilimi ölçülecekse bu sadece sıvı değil katının da analizine dayanan bir yöntem açıkçası. Sıvının ara yüzey gerilimi ve katının ara yüzey gerilimini belirleyebildiğimiz bir yöntem. Katının yüzey gerilimi nasıl oluyor? Damla mesela su damlası hidrofobik yüzeyi damlayınca farklı bir açı, hidrofobik yüzeyi damlayınca farklı bir açı verdiği için biz buradan hesaplamayı da ona göre yaparak da katının özelliğinde, katı yüzeyin özelliğinde belirleyebiliyoruz sonuç olarak. Burada homojen bir yüzey elde edemediysek bir üretim yapıyoruz. Homojenlik elde edilemediyse de bu yöntemle bu belirlenmiş oluyor temas açılarıyla, farklı farklı damlaların temas açılarıyla ama bütün açılar birbirini destekler durumdaysa demek ki homojen ve pürüzlülüğü eşler olan bir yapı elde edilmiş demektir. Damlanın tabi analizini yapıyoruz demiştik. Birkaç teori var. Bu teori üzerinden yapılabiliyor. Ama ben burada bir formül vermişim. Bu formül üzerinden yine analiz yapılabilir. Burada H değeri dediğimiz ya da ZE değeri dediğimiz bir damlanın yüksekliği var. O yan taraftaki grafikte belirlenmiş durumda görünüyor ZE değeri. En geniş damlanın en geniş olduğu yerdeki ekvatoryal alandan en damlanın en tepesine olan kısma biz Z diyoruz. Yine yoğunluk farkı yer çekimi bölü 2 eşittir yüzey gerilimi değerinden. Biz burada hesaplamamızı yapabiliyoruz. Drop analysis or contact angle measurement entails measuring the angle at which a small drop of liquid contacts a surface. The lower the contact angle, the better the wetting of the surface. Contact angle measurement can be employed for dynamic wetting assessments
and surface-free energy determination, whether you need to understand the wetting ability of a liquid or the wettability of a surface. If you would like to learn more about this technique, please feel welcome to contact. Şeker analizi yapan sensöre kadar. Evet, eğer 90 dereceden büyükse bir sıvı damlatılıyorsa ve 90 dereceden büyükse işte o yüzeyde bir hidrofobiklik söz konusu olduğu, 90 dereceden küçükse hidrofiliklik yüzeyin olduğunu söylemiştik. Temas açısı bizim için önemli. Dikkat sıvı gaz hattındaki dengenin, ara yüzey gerilimlerinin bir sonucu olarak temas açısı ortaya çıkıyordu. Buradan da yine katı ve sıvının özelliklerini belirleyebiliyoruz. Süper hidrofobik yüzeyler yapılabiliyor. Bunlar yani su tutmayan yüzeyler. Gördüğünüz gibi bu doğadan esinlenerek yapılan bir çalışma. Eğer yüzeyde B şeklindeki gibi pürüzlü pürüzlü yukarı doğru nano boyutlarda, mikro boyutlarda çıkıntılar varsa bu süper hidrofobik yüzeylerin oluşmasını daha da tetiklediğini bize göstermiş ve doğadaki bu bitki yaprağının benzerleri üretilmeye çalışılmış. Bununla ilgili yoğun çalışmalar var. Eğer temas açısı 100 ve 120 üstündeyse bu yüzeyler hidrofobik. Eğer bu 150 derece ve daha fazlaysa süper hidrofobik diyoruz. Bunların kir, su gibi yüzeyde hidrofilik yapıları tutma ihtimali olmayacaktır. Bunlar bu yüzeylerde tutulmayacaktır. Baktığımızda teflon non yüzey gerilimi 18-25 aralığında ve oldukça düşük. Yine parafin wax'ın yüzey gerilimi 25 oldukça düşük değerlerde. Bunlar o yüzden de daha evvel de söylemiştik oldukça fazla kullandığımız yüzeyler. Diğer tekniğimiz ise kapiler borda alçalma ya da yükselme metodu. Tabi kılcal etki kapilarite dediğimiz bir sıvıya yerleştirilen küçük çaplı bir tüpteki sıvı yükselmesi veya alçalması idi. Burada kapilarite etkisinin doğadaki bir örneği tabii ki de ağaç ve ağacın üst dallarına kadar bu sıvının ulaşması bu kapilarite etkisiyle söz konusu olabiliyordu. Ve burada bunun dışında bir pantolonun uç kısmından suyun değip yukarı doğru taşınması ya da bir peçetenin iki bardak arasında biri boş biri doluyken birinden diğerine akması, bir peçetenin ucundan bir şeyin değip yukarı doğru hareket etmesi falan, bunların hepsi kapilarite etkisi olarak açıklanabilir. Özellikle ağaçta görülen bu yüksek yerlere suyun çıkması tamamen kapilarite etkisiyle açıklanabilir. Menisküs dediğimiz yine bir durum var. Bir sıvının kılcal bir tüpteki kavisli serbest yüzeyi olarak bu açıklanıyor. Yukarı ya da iç bükey ya da dış bükey olabiliyor. İçe ya da dışa. Ve bu kılcal borda yükselme tabi sıvının özelliğine göre değişebilmekte. Yoğunluğu olabilir, yüzey gerilimi olabilir. Yine kılcalın çapıyla da alakalı bir durum var. Şimdi biraz bunlara bakalım. Tabi bu eski bir yöntem. Eczacılıkta yaygın olarak kullanılan yöntem. Bir sıvının yüzey gerilimini ve ıslanabilirliğini belirlemede standart bir yöntem haline gelmiş durumda. Camdan yapılmış bir kılcal genellikle kullanılıyor. Bu sıvıya batırıldığında tabi sıvı yukarı doğru ya da aşağı doğru hareket ediyor kılcal boru içerisinde. Ön kısımda bir damlanın nasıl hareket ettiğini söylemiştik. Bir cama su damlatıldığında ıslattığını, yine cıva damlatıldığında ıslatmadığını,
Yine adezyon kuvvetinin kolizyon kuvvetinden büyük olduğunu ısıtan sıvı için, su için söyledik. Yine kolizyon kuvvetinin, yani sıvı sıvının katı sıvı etkileşimlerden büyük olduğunu söylemiştik cıva için ve ıslatmadığını söylemiştik. Bunlar kapilerde nasıl etki gösterir? Bir kere bu kapiler borunun ince olması gerekiyor. Çok kalınlarda bu etkiyi tam gözlemememiz söz konusu olmayacaktır. Bir adezyon büyük kohezyon dediğimiz ısıtan bir sıvı ise cam bir boru için konuşursak, bunların kapiler boruda yükselmesi söz konusu olacaktır. Tabii burada her zaman şunu söylüyoruz. Bir cam boru olması burada önemli. Yüzeylere göre ıslatan ıslatmayan kavramı da değiştiğine göre, değil mi arkadaşlar? Burada hangi yüzey? Biz hani su cam, cam cıva bu şekilde açıklıyoruz açıkçası. Burada ama her zaman yüzeyin çok önemli olduğunda bilin kapiler yüzeyinin. Tekrar edecek olursak, yine kapiler evimiz camsa, eğer burada bir yükselme oluyorsa bunun ıslatan bir sıvı olduğu, yükseltiyorsa ıslatan bir sıvı olduğunu ve iç bükey bir yapıda olduğu, menisküsüne bakın, iç bükey bir yapıda olduğunu görüyoruz. Cıva gibi bir yüzey gerilimi ıslatmayan bir sıvı olduğunu söylersek, bu yüzey gerilimi yüksek bir sıvı biliyorsunuz. Bu sıvı da kapiler boruda alçalma yapacaktır. Bir dış bükey yapı gösterecektir. Tabi burada yoğunluğu, sıcaklık, yine kapilerin çapı, bunlar önemli. Yine sıvının yüzey gerilimi, kapilerin türü, hangi malzemeden yapıldığı burada da önemli olacaktır. Çünkü katı sıvı etkileşimi burada söz konusu ve sıvı sıvı etkileşimleri söz konusu kapilerde yükselme ya da alçalmada. Baktığımızda hani teta açımız vardı. 90 dereceden olursa, büyük olursa gördüğünüz gibi civadaki gibi 90 dereceden büyük olduğu açıyı nasıl hesaplandığını görebiliyorsunuz. Dış bükeydeki açıyı orta şekillerden, yine suda 90 dereceden küçük olma durumunu, açıyı yine burada görebiliyorsunuz. Teta açısını nasıl olduğunu. Bizim kohezyon büyük, adezyon olduğunda kuvvetin, net kuvvetin aşağı tarafı olduğunu söyleyebiliriz. Yine adezyon büyük, kohezyon olduğunda da buradaki net kuvvetin yukarı doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bu kılcal borudaki yükselme ya da alçalma açıkçası iki kuvvetle dengeleniyor. Bunlardan biri sıvıyı yukarı doğru çeken kuvvet, yani 2 pi r yüzey gerilimi kosinüs teta, nedir aşağı çeken kuvvette m çarpı g, yani sıvının ağırlığı. Yan tarafta da mavi olarak vermişiz. Bu iki eşitlik. Tabi bu eşitlikte değiştiren bölü v formülünden giderek m yerine d çarpı v g de yazabiliriz. Ve burada v'ye silindirin hacmini 2 pi r kare h'da yazdığımızda ve iki taraftaki pi r'ler gittiğinde son formül olarak 2 yüzey gerilimi kosinüs teta eşittir drgh çıkar ve buradan h'ı yine yüzey gerilimi çekerek son formülümüzü bulabiliriz. O zaman h eşittir 2 yüzey gerilimi kosinüs teta bölü rdg veya diğer yüzey gerilimi çekersek yüzey gerilimi eşittir hdrg bölü 2 kosinüs teta. Burada r tabi kapilerin yarıçapı. O zaman kapilerin yarıçapı büyürse h yüksekliği küçülür formüle göre bakarsak. Yani yukarı doğru az çıkacaktır.
Yine buradan yoğunluğa baktığımızda yine bölüm durumunda olduğu için yoğunluğu artarsa bir sıvının o zaman haş yüksekliği yine düşecektir. Yerçekimi zaten sabit ve temas açısı da burada önemli bir değişken olacaktır. Baktığımızda az yoğunluğa çok yoğun sıvılara baktığımızda yine buradaki gibi bir etki söz konusu olacaktır. Aşağı yönlü olanda eğer kapiler borumuzun çapı artarsa çapı dar olanda daha yukarı yönlü yükselme daha fazla. Eğer buradaki diğer üstteki mavi olana baktığımızda yani cıva gibi yapıya baktığımızda kapiler ince olursa kapiler ince olursa daha fazla aşağı doğru alçalma söz konusu olacak. Yoğunlukta da benzer buradaki gibi az yoğun ve çok yoğuna baktığımızda haş yüksekliği burada yoğunlukla yine azalma, yoğunluk arttıkça azalma eğiliminde olacaktır. Bunu da buradan görebiliyoruz. Yine başka bir ifade Young Laplace eşitliğiyle de türetilebiliyor bu denklem. Laplace eşitliğini daha sonra değineceğiz. Maksimum damla kabarcığı basıncı ölçümünde. Burada yükselme işte basınç artı H DG'ye yani hidrostatik basıncına eşit olmasına kaynaklı olarak burada bir hidrostatik basınç değişimi söz konusu oluyor. Bunu buraya yazmamız gerekiyor ve böylelikle de formül türetilebilir. Kılcal borunun kapiler çapının belirlenmesi oldukça zor. Bu yüzden de başka bir formül türetilebilir burada yüzeyi belirlemek için. Bu da şu olabilir. X kare dediğimiz alınan yol eşittir. Kılcal borunun yarıçapı çarpı yüzey gerilimi kosinüs teta bölü 2 çarpı viskozite çarpı T yani bu x kadar yolun alınma süresi. Buradan yüzey gerilimi ölçülebilir. Yine teta açısı belirleniyorsa, biliniyorsa, bilinmiyorsa teta açısı ölçülebilir. Yüzey gerilimi biliniyorsa, teta açısı biliniyorsa yüzey gerilimi ölçümü yapılabilir. Evet, sorulara baktığımızda 0,02 santimetre çaplı kapilerde su ne kadar yükselebilir? Burada metre olarak verebilirsiniz, santimetre olarak verebilirsiniz. Arka tarafta santimetre olarak verildiğinde birimleri ne almamız gerektiğini bize vermiş. Tabi burada haşı belli etmemiz için bir kere yüzey gerilimini bilmemiz lazım. Bize yüzey gerilimi sınav sorusu onda verilmesi lazım. Bu da 0,072-75 joule bölü metre kareymiş. Su ıslattığı için yani kosinüs teta açısı sıfır olduğu için kosinüs sıfırda 1'e eşit olduğu için oranın etkisiz bir hali var. R'miz belli yarıçap 0,02 o da metreye çevrildiğinde görüyorsunuz. 9,8 metre bir saniye kare yer çekimi değeri ve 1 gram bölü mililitrede 10 bin kilogram bölü metre küp olarak da revize edilebiliyor ve böylelikle dönüştürülebiliyor ve böylelikle 0,074 metrelik bir yükselme oluyor. Şimdi burada kapiler borda yükselme var. Eğer alçalma olsaydı burada teta açısı 90 ve üstünde olursa kosinüs eksi değer çıkacağı için alçalma değerini de buradan rahatlıkla bulabiliyorduk. Burada da santimetre olarak verilmiş. Başka bir örnek soru. Birimler değişmiş. Birimler değişiyor. Neler değişiyor? Buradan bakabilirsiniz. Yine burada da verilmiş.
yüzey gerilimini bulun demiş. Biz burada artık yükselme değerini vermişiz. Yükselme değerinden yüzey gerilimini bulabiliriz. Buna bakabiliriz. Tabi burada birimleri, yüzey gerilim birimlerini bilmek lazım. Yüksel Sarıkaya temel olarak iyi bir fiziko-kimya kitabıdır. Oradan örnek çözümleri var soruların. Onlara bakmanızda fayda var. Evet, farklı sorular var. Bu sorulara bakın arkadaşlar. Evet, kaynaklarımız burada. Türkçe kaynak oldukça bulmak sıkıntılı oluyor. İbrahim Usta Hoca'nın birkaç PowerPoint'i var bu konuyla ilgili olarak. Orayı da bakabilirsiniz. Gülcan Coşkun Akar'ın yine bir yüze gelelim kuvveti ve bunların belirlenmesine yönelik bir makalesi var. Oraya bakabilirsiniz. Evet. Yine bir ders sonuna geldik.